de bıraktığımız süreçte 14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken biz yine Batı medyasında bilinen manşetleri gördük. Sizin fotoğrafınızı manşetlerine koydular, diktatör dediler, hakaret ettiler, rakibinize oy istediler, sandığa gitme çağrısı yaptılar. Bu manşetlerini sosyal medya hesaplarını süslemek maksadıyla da kullandılar, yani daha fazla kişiye ulaşabilmek için. Bunları takip ettik. Siz de zaten zaman zaman bu konuda da açıklama yaptınız. Türkiye'ye hep basın özgürlüğü konusunda parmak sallayan bir güruhtan bahsediyoruz. Batı dünyasını değerlendirirken. Bu arada bizim arkadaşlarımız Sabah gazetesinin Almanya'daki temsilcilerinin evlerine sabah saatlerinde şafak baskını yapıldı. Firari FETÖ'cülerin ihbarıyla birlikte ve hakikaten hiç de hoş olmayan şeyler yaşadılar. Bunları da tahmin ediyorum takip ettiniz. Ne söylemek istersiniz? Yani bu konuyla ilgili olarak tabii Batı medyası tüm ilgi alakasını bize kanalize etmiş durumda. Kendi ülkelerindeki seçimlerden çok Türkiye'deki seçime ilgi duyuyorlar. Ama sürekli yalan haberlere imza atıyorlar. Basın ahlakı hak getirir. Böyle bir şey yok. Konu Türkiye aleyhine yayın olunca basın etik ilkeleri ihlal edilebiliyormuş. Onu da bu vesileyle anladık. Tabii yapılanların farkındayız. Hı hı. Hangi odaklara hizmet ettiklerinin bilincindeyiz. Yani bunlar oralardaki FETÖ uzantılarıyla müşterek Abi. Olarak attıkları adımlar. Bu ikircikli tavrı çok önceden beri biliyor ve bu tarz yayın yapanlara zaten itibar etmiyoruz. Bizi üzen durum Türkiye'deki belli kesimlerin de bu yayınlara inanması. Alman güvenlik güçlerinin firari bir FETÖ'cünün şikayeti üzerine Türk gazetecileri gözaltına almasını ise kabul edilemez buluyoruz. Bu yapılanlar çok açık bir şekilde basın özgürlüğünün bir defa ihlalidir. Her fırsatta Türkiye'yi basın özgürlüğü konusunda eleştirenlerin düştükleri durum kendileri adına utanç verici bir durumdur. Bunlar bundan sonra bizi ziyarete geldiklerinde veya bizimle bir araya geldiklerinde herhangi bir yerde nasıl kalkacaklar da bize basın özgürlüğüyle ilgili herhangi bir sorumluluk yüklemeye yanaşacaklar. Onlara gereken hesabı orada biz sorarız. Ülkemdeki hiçbir gazetecinin özgürlüğü mesleklerini icra ettikleri için kısıtlanmamıştır. Ve onların hepsi de basın ahlak yasasının dışında affedersiniz her türlü yanlışı yaptıklarında. Bundan dolayı bunlar ülkemizdeki yani yasama veyahut da yargı noktasında o yönden bunlar tutuklanmıştır veya içeri alınmıştır. Olay budur ama onlar her zaman işte siz şu an cezaevlerinde bu kadar işte basın mensubu var filan gibi yaklaşımlarla bize yanaşıyorlar. Halbuki birçoğu bunların ya bakıyorsun silah bulundurmaktan ya esrar eroin vesaire bu tür şeyleri bulundurmaktan bunlardan dolayı içeride olanlar. Ama nedir? Elinde bir gazeteci kimliği vardır. Buna sığınarak bu adımları bunlar atmışlardır. Olay budur. Bir hususu müsaadenle tekrar hatırlatalım. Lütfen. Bizim Almanya'daki temsilcimiz ve arkadaşlarımız Alman ceza yasasında şimdiye kadar uygulanmayan bir hüküm dolayısıyla üstelik tescilli ve firari FETÖ'cünün adresi ve bunun orada yürüttüğü faaliyetler gazetecilik sınırları içinde anlatıldığı haber konusu yapıldığı için kişisel verilerim ve bunları paylaşılması dolayısıyla can güvenliğim tehlikede iddiasıyla böylesine bir şafak baskınıyla hakikaten insanlık dışı bir uygulamaya maruz kaldılar. Evet, onu da hatırlatmakta fayda var. Evet.